Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yumuşacı poğaça tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler 6,5 su bardağı un, 1,5 su bardağı süt, 1 bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, yarım yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, tabağımız içerisinde kuru mayamızı dökelim. Şekerimizi de ilave ediyoruz. Sütümüzde. Malzemeler hepsini birbiriyle karıştıralım. 10 dakika kadar bırakalım. 10 dakika geçtikten sonra yoğurma kabımızı alalım. Kuru mayamız ve sütümüz karışımını döküyoruz. Yumurtalarımızı koyduk. Ve birbiriyle karıştıracağız. Sıvı yağımızı da dökelim ve karıştıracağız. Tuzumuz, unumuz miktarı yarısı döküyoruz. Birbiriyle karıştıralım. Unumuz kalan miktarı da dökelim. Şimdi ellerimiz ile yoğuracağız. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi. Hamurumuzu üstüne kapatıyoruz ve 1 saat kadar mayalanması için bekleyeceğiz. Şimdi hamurun içerisinde karışımını söyleyeyim ve hazırlayayım. Bir miktarı haşlanmış patatese ihtiyacımız olacak. Şöyle kabuğuları çıkardık. Ve bir miktarı maydanoz. Kaşar peynir. Kırmızı tatlı biber. Karabiber. Tuz. Bir tatlı kaşığı domates salçası ve 4 yemek kaşığı sıvı yağ. İlk önce patatesimiz ezileceğiz. Karabiberimizi koyalım. Baharatlarımız çeşitleri size bağlı ve miktarları da size bağlı. Tuzumuzu da şöyle döktük. Domates salçamıza koyalım. Malzemeler hepsine birbiriyle karıştıralım. Sıvı yağımızı dökelim. Doğrulmuş maydanozumuz ilave ettik. Malzemeler hepsine birbiriyle iyice karıştırıyoruz.
Şimdi ellerimiz ile yoğuracağız. Bir saat geçtikten sonra hamurumuza bakalım. Gayet iyi bir şekilde mayalandı. Şimdi şuradaki karışımımız böleceğiz. Patatesimiz şu anda şöyle bir top gibi yapalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsini tüm miktarları yapalım. Aynı şekilde yapıyoruz. Evet, şu şekilde tüm miktarları yaptık. Şimdi hamurumuzu çıkartalım. Tezgahımız üstüne un koyalım azıcık. Hamurumuzu bölelim. Top gibi yapıyoruz. Hamurun üstüne kapatıyorum ve 10 dakika kadar bekleteceğiz. On dakika geçtikten sonra artık şuradaki hamurların bir tabağı içerisinde yerleştirdim. Şimdi azıcık un koyalım ve hamur topu koyalım. Üstüne azıcık şöyle bastırıyoruz. Yuvarlak şekilde açalım. Bir tabağı alalım ve hamurumuzu şu şekilde kesiyoruz. Evet, böyle gördüğünüz gibi. Şimdi hamurun kenarları şu şekilde keseceğim. Dört yerden keselim. Şimdi patatesin topu koyduk. Gördüğünüz gibi hamurumuz şu şekilde dört kenardan ayırdık. Şimdi kaşık yardımıyla patatesin üstüne bastıracağım. Üstüne bir miktar rendelenmiş peynirimizden koyduk. Şimdi hamurum iki kenardan aldım ve şöyle yapıştırdım. Şu şekilde olacağız gördüğünüz gibi. Bir hamur daha alıyorum ve aynı şekilde onu da hazırlayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kalan hamurumdan hepsini şu şekilde açtım. Patates toplarımız ortada koyalım. Sizler de istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Mesela kıyma eti kullanabilirsiniz ya da beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ben size bağlı o. Kaşık yardımıyla şöyle üstüne bastıracağız.
Rendelenmiş peynirimiz, patateslerimiz üstüne koyduk. Kenarları birbiriyle yapıştıracağım. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi fırın tepsisi içerisinde koyacağım. Tabii de fırın tepsisi üstüne yağlı kağıt koymamız lazım. Bir yumurta alalım ve üstüne 2 yemek kaşığı süt koydum. Birbiriyle iyice karıştırdım. Şimdi hamurlarımız hepsine üstüne unla sileceğim. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Poğaçalarımız üstüne zeytin koyacağım. Bu şekilde. Artık fırına götürülmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklığı 180 derece olacak. Nemleşene kadar bekleteceğiz. İyice pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde oldu. Alt kısmı da harika bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi içerisinde şu şekilde oluyor. Tadı çok çok güzel. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.